Biz Bize programından herkese bir kez daha merhaba. Fenerbahçe'mizin keyifli gündemi devam ediyor. Son bir hafta içerisinde tüm branşlarda yaptığımız 12 mücadelenin tamamını kazandığımız keyifli bir haftayı geride bıraktık. Ligde galibiyetle Erzurumspor galibiyeti, arkasından Kupa'da Kasımpaşa galibiyeti. Önümüzdeki hafta Ankara Gücü ile oynayacağız. Bu arada şampiyonluk yolundaki rakiplerimizin kendi arasında oynayacağı bir maç var. Belki pazartesi günü liderliği de alacağımız bir maç olabilir. Dolayısıyla Erzurumspor maçı değerlendirmeleriyle başlayalım istiyorum. Mert, seninle başlayalım bu hafta. Aslında Erzurum maçı olduğu için ilk yorumu sana mı bıraksam diyorum. İstiyorsan bugün sen başla bence. Sen maçla ilgili yorumlarını yap, sonra ben alayım. Olur. Şöyle, ben beklediğimin daha kolayında bir maç geçirdik. Özellikle zeminin çok sert olacağını bekliyorduk ki Erzurumspor bunun biraz da muzdarip oldu bu konuda. 4 tane oyuncusunu ilk yarıda sakatlıklarla değiştirmek zorunda kaldı. İlk 45 dakikanın son 5 dakikası hariç bence çok da etkin bir futbol oynayamadık. İlk Tiam'la bulduğumuz bir pozisyon vardı ki orada bir savunma hatası vardı aslında. O da akan oyundaki gelişmiş bir pozisyon değildi. Arkasından ilk defa gerçekten organize bir bindirme yaptık. Sonucunda golü bulduk. İkinci yarının hemen başında da 3 dakika içerisinde bulduğumuz 2 golle maçı koparttık ve bence ondan sonra hoca doğru olanı yaptı. Çok sert ve sıkıntılı bir zeminde oyunu daha fazla force etmeyip sakatlıklarını da önüne geçmiş olduk. Benim Erzurum deplasmanındaki en büyük beklentim 3 puanla birlikte kayıpsız bir, sakatlıksız bir geri dönüş olsun istiyordum. Dolayısıyla yani ben orada zaten güzel bir futbol beklemiyordum ki gerçekten o zeminde de bu arada yani hangi takımı getirirsen getir güzel futbol oynayamaz. Çünkü topu yerden oynama şansın yok. O anlamda ben beklediğimin üzerinde bir sonuçla Erzurum'dan döndüğümüzü düşünüyorum. Evet. Mert. Güzel toparladın. Benim düşünceme göre belki de ilk defa hani hepimizin aynı görüşte olacağı bir karşılaşma oldu. Çünkü çok da konuşacak bir şey yok. Hakikaten ilk 40 dakika belki de ilk yarı hadi şu maç bari beraber bitsin de ikinci yarı kendimize gelelim diye beklediğimiz bir yarı geçti. Sonra tam Sinan bir top kaptı. Hatta sarı mı kırmızı kart mı işte tartışılan bir pozisyon oldu. Ondan sonra Tiam'ın kaçırdığı pozisyon ve akabinde Nazım'la ve Sinan'la başlayan pozisyonda Pelkas'ın asistiyle golümüzü bulduk. İkinci yarının başındaki atılan 2 golden sonra da ben de aynı senin gibi bu saatten sonra benim için önemli olan sakatlık olmaması demiştim zaten. Bunu da becerdik. Belki de hayatımda hiç ilk 45 dakikada 4 tane oyuncusu sakatlanan bir takım da görmemiş olabilirim. Hani normal şartlarda olsa 10 kişi oynayacaklardı demek ki ikinci yarı. 2 tanesi maç oynanırken 2 tanesi de devre arasında çıkmak zorunda kaldı. Ya zaten puan durumuna bakıp da çok kolay bir maç beklememek gerektiğini konuşmuştuk. Olmadı belki ama 5 dakikada arka arkaya attığımız gollerle maçı kazandık. Benim de çok ekleyeceğim bir şey yok. Burada bir Sinan'ın performansından bahsetmek gerekiyor belki. Hem ilk golün başlangıcında o vardı. 0'a çok güzel indi. İkinci golün asistini yaptı. Üçüncü golü de attı zaten. Belki evet maçtan çıkmasa biraz da ya da 70-75'te çıksaydı daha iyi olabilirdi. Orada da ufak bir sürtüşme yaşadılar ama bence orada da hocanın müdahalesi güzeldi. Yani hani her oyuncu zaten oyundan çıkmaktan rahatsız olur ve bu bence iyi de bir şey. Yani oyuncunun oynamak istemesi. Sinan'da baktığın zaman maça etkide eden bir oyun oynamıştı. Dolayısıyla çıkmak istememesi normal. Doğru. Çok keyif aldığı bir oyundu. Ama öbür taraftan da hoca dediğim gibi belki de sakatlık risklerinin de önüne geçmek için. Çünkü Sinan hem oyun stili olarak da sakatlanmaya müsait çünkü çok fazla faul alan bir oyuncu. Hem de zorlamayı seven bir oyuncu. Yani o zeminde zorlayıp belki bir adele sakatlığı da yaşayabilirdi. Hoca artı kulübede de güzel toparladı bence Sinan'ı. Evet. Dolayısıyla bence keyifli de bir görüntü oldu aslında. Evet. Bir de kısaca Pelkas yine bir gol besisi yaptı. Zaten uzun süredir hani daha çok oynamasını beklediğimiz, niye maçtan erken çıktığı gibisinden eleştirilerde bulunduğumuz hocayı açıkçası eleştiriyordum ben. Pelkas daha fazla oynamalı gibisinden. Yani onun dışında sonuç lazımdı, sonucu da aldık. Can sen? Ya bu maçlar dediğin gibi hani zeminin çok kötü olması tabii oyunu da çok etkiliyor. Yani ilk 41-42. Dakikaya kadar gerçekten belki sezonun en kötü futbolunu oynadık diyebilirim. Yani hiç beklediğimiz gibi değildi ama sonrasında gelen bir golle açılan bir Erzurumspor. Sakatlığın olmaması güzel, size katılıyorum. Sinan'ı kazanma anlamında çok iyiydi. Orada Sinan çıkarken yaptığı hareketten kaos çıkarmaya çalışanlar maalesef bunu beceremediler. Hoca orada çok güzel handle etti olayı ve aslında bence orada hani kupa maçı da var. Yani Perşembe bir maç daha var, sen de orada olacaksın mesajı verdi bence çıkararak Sinan'ı. Ben maç hakkında ikinci devre zaten dediğiniz gibi 50'den sonra maç 3-0'dan sonra rölantiye aldık iyice. Hani zaman geçirdik ve skoru koruduk. Son dakika kaçırdığı Erzurum'un bir gol var. Sinan'ın bence bir pozisyonda verilmeyen bir kırmızı var. O pozisyon bana göre kırmızı ama hakem sarı diye takdir etti. Onun dışında ben şuna değinmek isterim. Geçen hafta biliyorsunuz Çağdaş Atan Fenerbahçe maçından sonra bir açıklamalar yapmıştı bizim futbolumuzla ilgili. Erzurum maçından sonra da benzer açıklamaları Mesut Bakkal yaptı. Yani Mesut Bakkal'a şunu söyleyebilirim. Ligde takımının yerine hani önce bir bak istersen. Ondan sonra Fenerbahçe ile ilgili bir konuş. Çünkü hani bu da artık moda oldu çünkü Fenerbahçe'yi hani sallamak. Yok kötü oynuyor, yok işte biz Fenerbahçe'yi böyle beklemiyorduk demek. Yani sizin beklediğinizin aksine oynaması bizim için daha güzel zaten. Zaten amaç o değil mi? Yani rakip teknik direktörünün beklediğinin aksine bir oyun oynayacaksın ki kazanasınız. Yoksa beklediği oyunu oynarsan zaten adam da onun önlemlerini almış olacak. Evet, yani Pelkas ve Sinan çok iyiydi. Yani Pelkas her maça damga vuruyor artık hemen hemen neredeyse. Allah nazardan saklasın. Nazım da sağ beke oturdu diyebiliriz. Gökhan'dan aldı formayı. Ben gayet memnunum, gayet iyi buluyorum kendisini. Maçla ilgili kısaca görüşlerim şimdilik böyle diyeyim. Volkan, şimdi üçümüzde hani Erzurum'da ilk 40 dakika özellikle etkisiz bir oyun oynadığımızı söyledik ama bir de şöyle bir taraf var, bilmiyorum katılır mısın ama hiç alışık olmadığımız bir saatte maç oynadık. Hiç alışık olmadığımız bir iklim şartında maç oynadık. Yani özellikle rakımın çok yüksek olması, havanın çok soğuk olması, hakikaten nefes almakta bile zorluk çekilen bir ortam ve üzerine çok kötü bir zemin. Yani sence bunlar mıydı bizim ilk 40-45 dakikalık kötü oyunun altında yatanlar, yoksa hocanın biraz da oyun tercihi miydi? Yani ilk 40-45 dakikayı biraz daha rölantide geçirip gerekirse bir 10-15 dakikalık oyunu force ettiğimiz dilimde maçı kazanmak gibi bir stratejisi mi vardı? Erzurum'daki yaşayacağımız olumsuz atmosferle ilgili zaten sen bir önceki programda gerekenleri söylemiştin. Adeta oyuncularımızı seni teyit eder şekilde maç sonu röportajlarında aynı cümleleri kurdular. Hepsinin söylediği ilk yarının belki tamamında nefes almakta bile zorlandıklarıydı. Özellikle 4-5 tane oyuncumuz bunu üstüne basa basa söyledi. Ya şimdi en önemli konu burada artık maç ilerlemek zorunda olduğumuz. Çünkü sene başında biliyorsun yine programlarda konuşmuştuk. Göze hoş gelen futbolu oynamaya çalıştık. Ciddi şekilde topa sahip olduk. Hak ettiğimiz maçlarda bile mağlubiyetle ayrıldık, özellikle kendi sahamızda. O yüzden bence hani bizim artık cami olarak şampiyonluğa ihtiyacımız olan bir senede, ki o kadroya da bence şu anda sahibiz bakıldığında, skor odaklı ilerlemeliyiz. Son 4 maça baktığında da galibiyetle ayrılıyoruz. Az gol yiyoruz, çok gol atıyoruz. 3 puanla ayrılıyoruz ve ligde de liderle ya da aynı puandayız. Demek ki bir şeyler doğru gidiyor. Yani göze hoş futbol oynayıp puan kaybetmektense 3 puanı haneme yazmayı tercih ederim. En azından bu sene öyle olmadı. Çünkü çok ekstra şeyler var. Covid'ler, sakatlıklar, cezalı olanlar, hava şartları. Şimdi İstanbul'da hava şartları 17, 18, 20 derecelerde giderken bir anda eksi derecelere gidiyorsun. Bu sene hiç eksi derece gördük mü ya da 10 derecenin altında hava gördük mü İstanbul'da ya da gittiğimiz deplasmanlarda? Hayır. Yani o yüzden Erzurum deplasmanında ilk yarı bocalamamızın en büyük sebeplerini zaten saydım. Tekrar etmeye gerek yok. Orada önemli bir şey, bu hava şartlarına uygun takımın 4 sakatlık yaşadığı ortamda ve oyunu kurmakta zorlandığı bir ortamda sen pozisyon vermeden bir ilk yarıyı kapattın. Yani baktığında. Bence çok iyi hazırlanmış bir atakta da golü buldun. Çünkü yani çok iyi hatırlayalım, bu tarz pozisyonlarda Fenerbahçe'nin ayakları genelde panik yaparak o pozisyonunu kaybeder. Ama işte gelen orta, ilk yanlış hatırlamıyorsam Pelkas önce kim aldı ayağına pas verdi? Sinan indi çizgiye. Sinan çevirdi. Pelkas'a vuruş için çevirdi ama Pelkas'tan önce de biri vardı galiba. Nazım vurdu. Ha, Nazım Pelkas'a verdi. Pelkas çok güzel, sakin şekilde, soğukkanlı kalıp Mert Hakan'a. Mert Hakan'la bence usta vuruş. Yani bu arada Pelkas'ın hem orada çevre görüşü çok iyiydi. Yani o sadece kaleye konsantre olup da şey de yapabilirdi, zorlayabilirdi. Etrafını aradı. Artık gole dönük bir oyuncu. Dolayısıyla orada biraz golcü egoistliği de gösterebilirdi. Kesinlikle. Başkası olsa yapardı zaten. Yani, öyle değil ama Pelkas. Bak şöyle söyleyeyim. Yani, ilk önce pası düşündü ve çok da iyi gördü orada. Kesinlikle. Mert Hakan'ın. Bu arada Mert Hakan'ın vuruşu da yani çok basit usta bir gol gibi gözüküyor ama son derece klas bir vuruş. Yani o kadar adamın kale çizgisine durduğunu, kalecinin sana yakın olduğunu düşünürsen vurdu. Bence çok güzel bir vuruştu. Biraz gerisine geldi aslında. Evet. İşte onu diyorum. Yani çok iyi bir vuruştu ve devreden önce o golü bulmamız da bence takımı da motivasyon olarak etkiledi. Okay. Yani bütün bu olumsuz şartları göz önünde bulundurduğunda ikinci yarıya da çok hızlı başlayıp iki golü bulunca abi yani hava şartları, saha, 3 yani golü zorlamaya değecek hiçbir şey yoktu. 51. dakikaya kadar. Abi ister istemez her takım rolantiye geçer o pozisyonda. Çünkü yani normal şartlarda atıyorum koşarken şu tempoda aldığın nefesi boğulacak gibi almışsın ilk yarı ve ister istemez etkilenirsin ikinci yarıya çıkarken de. Perşembe günü de kupa maçına çıkacaksınız. Dolayısıyla yani sahada aktif dinlenme imkanın varken niye force edesin? Kesinlikle sakatlık olmasın, işte cezalı olmasın vesaire. 3-0'dan sonra da oyunu rolantiye aldık. İstediğimiz skoru alıp döndük. Ha, bu hocaların dertlerini anlayabilmiş değilim ama işte dediğim gibi şunu bir kabul edelim. Şimdi Fenerbahçe daha önceden kendi sahasına ve deplasmana gittiğinde rakiplerine korku salan bir takımdı. Şu anda iç sahada kaybettiği maçlar, işte verdiğimiz puanlar vesaire o korku biraz rakiplerin gözünde ufalmış durumdaydı ya da arka plana atılmış durumdaydı. Şimdi yavaş yavaş onu salmaya başlamalıyız bence. İçeride dışarıda kazanmaya devam etmeliyiz. Şu anda da dediğim gibi 2021'e de cami olarak bütün branşlarımızda rakiplerimizi yenerek devam ediyoruz. Umarım bu şekilde devam eder. Kasımpaşa maçını konuşalım mı yoksa? Olur, geçelim Kasımpaşa maçına. Okay. Ben araya bir şey gireceğim. Tabii. Bu arada Pelkas bu arada pas verirken dikkat ettiyseniz sarı kart olan oyuncu ayağına basıyor. Evet. Aslında başkası olsa yani mesela yani takla atarlardı muhtemelen. Pelkas bu arada tamamen yine gole odaklanmış. Onu söyleyeceğim aslında. Hatta zamanında Tuncay'ın bir pozisyonu vardı. Cordoba'ya geçmişti. Cordoba çekiştirmişti. Diye devam etmişti. Şimdi başkası olsa penaltı ve ikinci sarı kartı görecekti. Hatta o Osman mıydı? Osman oyuncunun adı. Bu Sinan'ı düşüren ve kırmızı kart, senin bahsettiğin kırmızı kartı görmez. Sarı kartlıydı zaten. Evet. Aslında ayağına bastı penaltı ve sarı karttan atılabilirdi. Ama Pelkas'a baktım tekrardan hiç oralı bile olmuyor. Peki bir şey basını diyeceğim. Veriyor. Pelkas hakikaten oralı olmadı ya. Mert Hakan da vurdu, dışarıya gitti. VAR'dan penaltı gelir miydi? Mümkün değil. Çünkü Pelkas yere atmadığı için ya kendini bak, orada. Dün VAR'dan kırmızı kart geldi mi? Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. İnanılmaz ya. Yıllar önce gittiğimiz bir de Antep deplasmanı var, hatırlar mısınız Hasan bilmiyorum. Hasan'ın atıldı. Bana maç oynanırken sence sarı kart mı dedi. O anda dedi yani pozisyon oldu. WhatsApp'tan yazdı. Dedim ki bir Hasan'ın pozisyonu var dedim Antep'te 5 sene önce. 1-0 öndeyiz. Ve de liderdik o gün. Evet 1-0 öndeyiz. Liderliği kaybettik o gün Beşiktaş'a. Tam önümüzde oldu bizim pozisyon. Yok, bu arada. Yok önde değiliz bu arada. Beraber biz o gün öne geçemedik. 1-1'de. 1-0 öne geçtim hatırlıyorum. Yani bastırıyor muyduk 1-1 oldu. Antep 1-0 öne geçti. 1-1'i bulduk. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Aynen. Yani orada mesela direkt kırmızı çıkmıştı hatırlarsanız. Ve de Hasan'ın bu kadar net vurup vurmadığı da belli değildi. Tabii belli değildi orada. Burada yani adam zaten direkt durdurmaya yönelik vurdu. Şimdi var olmadığı ortamda direkt biz kırmızıyı gördük ve o sene ciddi sıkıntı oldu o maç bize. Şimdi çok iyi hani hep şey söylüyoruz ya, yıllardır süregelen bir düzen var diye. İşte 2021 yılına gelmişiz. Artık pozisyonların tekrarı da izlenebiliyor. Ona rağmen hala düzen aynı düzen. Bu arada hakem hocalara falan ne dedi ben dinlemedim. Yani dinleyen var mı? Sonuçta kurallara göre konuşmuyor ki Mert. Yani ya merak ettim sadece. Sarı mı dediler, kırmızı mı dediler, ne dediler? Dinleyecektim de. Yani. Ben de çok dinlemiyorum. Sinirlerim bozuluyor. Onlar evet çünkü yani. Fenerbahçe de aleyhine olduğu zaman. Aynen. Bir de maç erken olduğu için ben 7'de olsa maç sonu devam ediyorum da şimdi bizim maçtan sonra Alanya maçı falan vardı. İzlerim diyordum. Şimdi kurallar da değişiyor. Evet. Yine acaba bizim gözden kaçırdığımız bir şey mi var? Ya şey değişti diye biliyorum. Ama Sinan'ı yakalayamazlardı. Artık son oradan. Adam olarak değerlendirilmiyor. Yakalanıp yakalanmama ihtimaline göre değerlendiriliyor. Yakalar mıydı? Bence yakalayamazdı. Bence yakalayamazdı. Sinan hızlı bir oyuncu. Yakalayamazdı. Bence de yakalayamazdı. Bir de topun ayağında olması önemli diyorlardı. Evet. Top Sinan'ın ayağında. Onda bir sıkıntı yok. Tabii canım, topun bütün kontrolü Sinan'daydı. Bir Galatasaray Kayseri maçında pozisyon var çünkü top geliyor, Lines indiriyor. Hani topu almadığı için adam kırmızı kart değil demişlerdi. Aynen, topa yetişip yetişemeyeceği belli değil diye. Ama Sinan burada top alıp gidiyordu. Bilmiyorum orasını. Kasımpaşa maçı. Gelelim Kasımpaşa maçına. Yani şöyle, şansımızın yanında olduğu bir maçtı bence. Çünkü Kasımpaşa maçı çevirebilecek pozisyonları yakaladı. Öncesinde de yakaladı yani ilk yarıda da 2-3 tane yani ceza sahası öne geçme fırsatı da yakaladı. Biz öne geçtikten sonra maçı çevirebilecek fırsatları da yakaladı. Ama bunları gole çeviremedi. Harun'un bir tane kafa pozisyonunda çıkardığı mükemmel bir top var bu arada. İkinci yarının hemen başında gene Yusuf Erdoğan'ın iyi çıkarttı. Yusuf Erdoğan topunu çıkardı. Bu Harun'un tekrar kaleye döndüğü bir dönemde onun için de moral olacaktır eminim. Ama yan toplarda da bence biraz da o zafiyet vardı. Ama o biraz şeyin tedirginliği de olabilir. Şimdi o yüzündeki kemik ameliyatının tedirginliği çünkü kafa topu yani yan topa çıkarken çarpışma ihtimalini göze alarak çıkıyor olman lazım. Dolayısıyla bence onun tedirgini, çünkü Harun bu kadar yan toplarda zaaf gösterecek bir kaleci değil. Ya işte tabii maç kondisyonunun eksik olması, maç eksiğinin olması yani. Ama genele baktığın zaman gol yemeden tamamlaması da onun için bir moral olmuştur eminim. Hani maçla ilgili artık biliyorsunuz tabii bu takvimden dolayı tek maç oynanıyor kupa maçları. O yüzden de kazanmak önemli. Sonuçta burada yüzde kaç topa sahip olduğun, kaç pozisyona girdiğin vesaire konuşulmuyor. Burada önemli olan galibiyet golünü bulup ya da galibiyeti getirecek golleri bulup tur atlamak. Pardon. Atladık. Fuat Çapalı açıklama yaptı mı maçtan sonra? Fenerbahçe beklediğim gibi oynamadı falan dedi mi acaba? İzlemiyorum abi. Rakip tarafı, hocaları falan, sinirim bozuluyor. Ondan sonra kendimizi kaybediyoruz burada. Burada tabii eminim siz de kendi yorumlarınızı yapacaksınızdır. Burada maça damga vuran bir pozisyon var. Malum takımda adı geçen malum oyuncu, onu da adını anmak istemiyorum. O takıma yaranmak için ya da yeni gideceği diye söylenen takıma yaranmak için elinden gelen her şeyi yaptı sahada. Maçın ilk dakikasından itibaren. Oyuncularımızı gerdi. Sert müdahalelerde bulundu. Hakem birçoğunu es geçti. Sinan'ın sakatlandığı pozisyonun içinde o var. Hakem birçoğunu es geçti. Tabii maçın sondaki hareketiyle de bütün maçta yaptıklarını taşlandırdı. İzlenip de bu arada Mert Hakan'ın hareketi de net kırmızı. Niye yani? Onu ne gerek var yani? Ne gerek var? Ben şey onu da anlamıyorum. Bir şey söyleyeyim. Tepki veriyor diyorsun ama abi. Ya maçta ben de kızdım. Ya dedim ki tut yani kendini. Zaten haklısın. Ama ya bir yandan da abi o nabızla kafana tekmeyi yiyorsun. Abi ya yumuşak vurmuş bir de. Yani evet öyle çok da yani hani biraz da böyle. Yok yumuşak falan değil. Ya tamam kırmızı kart tartışılacak tarafı yok da ya bilmiyorum o tekmeyi ben yesem ben de aynı tepkiyi verirdim abi herhalde bak, ya. Bir şey söyleyeceğim. Artık her şey. Maçta çok kızdım. Evet, yapma dedim. Akıllı davran dedim ama. Hayır yani, var bak, çok iyi izleniyor diyorsun. Var nasıl görmedim evet, bak Fenerbahçe'nin aleyhine gelişecek bir durum olduğu zaman ki bunu mesela Serdar'ın 2 sarı kartında gördük. İşte Pelkas'ın Antep'te attığı golde gördük. Konya maçında verilmeyen golümüzde gördük. Bakın bunlar çok net olduğu için bunları isimlendiriyor. Yoksa altını yüzlerce pozisyona doldurabiliriz ama çok net ve bizim şu andaki puan durumumuzu birebir etkileyen pozisyonlar olduğu için bunları dillendirdim. Şimdi Mert Hakan yani güzel bir form grafiği yakalamışsın. Yeri geliyor ilk 11'de yer buluyorsun. Gol atıyorsun. Maçlara etki ediyorsun. Erzurum'da golünü de bulmuşsun. Haftaya Sivas maçı var ki bence 2 maç ceza verecekler %100. Bence yakalamışlar fırsatı abi. Vermezler mi? İnşallah öyle olur. Neyse. Bence de 2. Abi %100 kırmızı kart malum oyuncuya. Bak bunların adını yerde kıvransan. Evet, bunların adını verip şey yapmak istemem. Bir de Mert Hakan vuruyor ya mesela. O kıvranıyor. Gecikmeli geliyor. Hayır. O acı gecikmeli geliyor ona. İşte onu diyorum. O bir anda ölüyor yani. Vuruluyor. Yani abi bak malzeme vermeye gerek yok. Fenerbahçe oyuncusu kendileri çıktılar ne dediler? Bu arada çok mutlu oldum. Bak onu da atladık konuşmayı. Erzurum maçından sonra da geleceğiz oraya. Yani, açıklamalar mükemmel. Ama ona yakışan hareket sahada da anladın mı? Yani zaten malzeme arıyorlar. Neydi çocuğun adı? Aytaç mıydı? Aytaç. Aytaç'ın pozisyonu 2 kere gösteriliyor. O öncesi attığı tekme ki %100 kırmızı kart. Mert Hakan'ınki 10 kere gösteriliyor. Ya orada bile eyyama devam ediyor hala. Başka bir yayıncı kuruluş olmasına rağmen. Arkadaş sen bir ilk önce öbürünü bir 10 kere göster. Mert Hakan'ın verdiği tepkiyi de ondan sonra göster. Tabii ama Mert Hakan kırmızıyı görmüş zaten. Orada görülmeyeni göster. Mert Hakan zaten görmüş. Aynen. İkisi de net kırmızı karttı. Hocam yani VAR da, hakem de, yorumcular da hepsi atladılar bunu. Olan yine Mert Hakan'a oldu. Sinirine hakim olamadı. Keşke o hareketi yapmasaydı. Çünkü önümüzde çok zorlu 2 maç var. Bu maçlara Mert Hakan'a ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Allah'tan bu cezalılar bilmem neler falan filan bitti de var mı şu an sakatımız kalmadı galiba değil mi? Sinan sakatlandı, Caner cezalı. Caner cezalı. Doğru, Sinan, ama Sinan herhalde oynayabilecek gibi. Samatta, Tolga ciğerci sakatlığı devam ediyor. Sosa var ne durumda belli değil. Evet. Çok yer bulamadığı için şu an kadrolarını çok şey yapmadı ama. Bence dün oynardı ama mesela. Yani yapmaması gereken bir hareketti. Bir de maçın sonuydu artık. Keşke olmasaydı da onu da Mert Hakan'a çünkü önümüzdeki maçlara ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Ama maçın geneline baktığın zaman hani turu getirecek oyunu oynadık mı? Tartışılır. Ama turu geçtik mi? Evet. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynen. Yani o yüzden hani çok fazla konuşulacak bir şey yok. Ben bu önümüzdeki haftaki maçlara kilitlenmiş durumdayım şu anda. Bu durumda aynen. Bence en çok Mert Hakan'a kendi cezası olmuş olacak. Çünkü şu anda gerçekten bu kadroda formayı bulmak çok zor. Bulduktan sonra da sıkı sarılmak lazım. Çünkü en ufak bir kötü oynamada arkada hazır bekleyen bir başka oyuncu var. Ya formayı kaptıran da kolay kolay geri alamıyor. Abi mesela çok... Gökhan Gönül, evet, hepimiz şimdi burada konuşurken birinci sağ bek tercihimiz hepimizin Gökhan Gönül'dü. Yani bak şu anda Gökhan Gönül. Evet. Sezon başı... Ama Gökhan sakat bu arada. Sakat ama döndü sakatlıktan, ona rağmen şu anda Nazım'ın performansı kadroya alıyor hoca. Geçen dün kadroya almadı ama şeyde aldı kadroya. Yani Erzurum deplasmanında vardı. Yani. Veya sene başında transferler falan kağıt üstünde takımı konuşurken hangimiz Ozan'ı ilk 11'e yazıyor? Serdar Ozan'ı yoktu abi senin. Hiçbirimiz kafası yok. Hayır ama yani birinci tercihimiz Ozan değildi. Ozan alternatif yani adamdı. Şu anda bak Ozan formayı bırakmıyor. Yani dolayısıyla şimdi Mert Hakan cezalı olduğu maçlarda yerine oynayacak oyuncu öyle bir performans gösterir ki kolay kolay Mert Hakan geri dönemeyebilir. O arada belki Samatta tamamen iyileşmiş olacak. Hücum hattı tamamen değişecek. Dolayısıyla... Bu arada tabii dün akşamın en önemli olaylarından biri de Samatta'nın gol atmasıydı. Evet, ne kadar önemli bir golcü olduğunu oraya yaptığı koşuyla gösterdi. Orada bile el aradılar. Yani artık nereye gidiyor bu iş ben anlamıyorum ya. Yani ele gelen top ölmez mi abi? Ben mi yanlış anlıyorum? Hani omzuna ya, gelse belki olacak ama yani... Şuradan gelen topta eli nasıl arıyorlar çok merak ediyorum. Ahmet Ercanlar Twitter'da yazmış, çok hoşuma gitti o yüzden paylaşayım. Biri sormuş bizim gollerde niye sürekli bir VAR incelemesi yapılıyor diye. O da şey yazmış, VAR incelemesi yapılmıyor. Federasyon yerine fenerasyon olduğu için VAR'dakiler gole seviniyor. O yüzden bizim golleri öyle tekrar izliyorlar. Yani gerçekten artık bu dereceye geldi yani iş. Yani. Usta vuruşu, oraya koşuşu. Yani Samatta'nın zaten hani biz hep... böyle o cezalını karıştıracak adam arıyoruz ya. Samatta esasında bu duran toplarda en iyi yapacak adamlarımızdan biriydi. Ne yazık ki sakatlığından dolayı kullanamıyoruz. Artı parantezi açmak istiyorum Samatta'ya. Maçın sıkıştığımız dönemlerindeki özellikle 72-73'ten sonra Kasımpaşa çok ciddi baskı kurdu. Abi bir ara baktım sol bekte falan takım savunmasına yardım ediyordu. Kornerlerde çıkan topları alıp ileriye gitmeye çalışıyordu falan. Yani Samatta'yla Valencia bu takımda her zaman ilk 11'de olmalı. Çünkü takım savunmasına inanılmaz yardımcı oluyorlar. Bu arada Cissé hala hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. Yani bir ara kadar yani saçım olsa saçı başımı yolacaktım yani. O derece yani. Hakikaten ya artık biraz kıpırdanması lazım. Caner'e ne diyorsun abi? Yani bir sarı kart gördü bir sinirinden dolayı ama abi, cezalı duruma düştü. Onu Gustavo, da biraz düzeltmesi lazım. Harika bir adam ya. Bak onu güzel bir ara bir pozisyona gidip onun yatıştırması var. Aynen, harika ama fırçalayarak yatıştırdı. Aynen, harika yani. Ya bak Gustavo çok önemli bir karakter abi ya. Yani herkes diyor ya bazıları özellikle öyle 6 numara olur, daha 6 numaram olur, daha yaratıcı olmalı bilmem ne. Abi adam zaten ileriye dönük çok olumlu hareketleri oluyor. Özellikle başlangıçları vesaire. Ama dün öyle kritik müdahaleleri vardı ki tam böyle iki tane yayın üstünde atak olgunlaşmak üzere ya da ne bileyim sıkıntılı bir son vuruş olma düzeyine gidecek yerlerde öyle müdahaleler yapıyor ki Erzurum yani maçında da ikinci golde gene topu kapıp oyunu başlatan o. Aynen ve takım içinde bir ağırlığı var yani ben onu sahada görüyorum abi yani tecrübesi, kariyeri yani çok önemli bir adam. Çok faydalanmalıyız Gustavo'dan ve gidip Caner'i belki yatıştırmasa yani Caner de bir kere böyle pimini çektiğin an bazen hakikaten durdurulmayacak duruma geliyor. Onu da anlıyorum hırsından yani Caner yapan biraz bu özellikleri. Evet bak lafım yok ama bir ara durmalısın. Yaş olarak da yaş olarak da artık bunu yönetebilecek olgunluğa erişti. Tecrübesi, olgunluğu, kariyeri vesaire artık bunu yönetebilecek durumda olmalısın. Yani, şu maç hani ligin çok hararetli bir maçı olur. İşte ve Gustavo harika yatıştırdı onu orada. Maç içerisinde çok gerilimli bir maç geçmiş olur. Hani nabzın yükselmiştir, tansiyon yüksektir. Yap ama yani çok standart bir pozisyonda işte bir de yani nabzı yükseldi, cezayı kestiler. Saçma sapan da bir pozisyon yani. Taç mı değil mi? Şimdi işte bak nabzın yükseldi, cezayı kestiler. En belirli bir dönemde oynamayacaksın. Arkandaki Novak'ta belli değil. Hem kendini yaktın hem bize zarar verdin. Yani o yüzden futbolcularımızın bak daha akıllı davranması. Ben şunu söylüyorum. Bak çok iyi anlıyorum. Maç özeline bakma bu olaya. Yayıncı kuruluşun keskin alaka bir iki takımın maçında Fenerbahçe'ye karşı küfürlü tezahüratın oynandığı, küfürlü tezahüratın yayınlandığı bir dönem. Aleyhimize verilen kararlar. Biz nasıl geriliyoruz? Bak sahadakiler ne kadar gerildiği esasında yaptıkları açıklamalardan ortada. Ben çok iyi anlarım. Üzerine çok büyük baskı var. Ama burası Fenerbahçe. Fenerbahçe baskı hep var. Niye? Türkiye'nin en çok konuşulan kulübü, Türkiye'nin en popüler kulübü, öyle ya da böyle Türkiye'nin en büyük kulübü. Her branşta kafaya oynayan bir camiayız. Baskı her daim var. Önemli olan bunu yönetebilmek. Siz o yüzden Fenerbahçe'de oynuyorsunuz. Bunu yönetmeyebileceksiniz abi. Ben o yüzden Mert Hakan'ın dün kırmızı kartını kabul etmiyorum. Doğru. Mert ve Can'a geçmeden önce kısa bir reklam arasına gidelim. İkinci bölümde Mert ve Can'ın Kasımpaşa yorumlarıyla birlikte diğer gündem maddelerimizin üzerinden devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. İkinci bölümde yeniden bir aradayız. Mert, Volkan Samatta'dan bahsetti. Özellikle gol atmasının verdiği moral. Onun dışında da ben Samatta'yı oyunun içerisinde de çok beğendim. Yani ileride top tutup kanattan bindirme yapan oyunculara topu dağıtması, rakip yarı sahada atak organizasyonunu başlatacak şekilde hem pozisyon alarak hem de topu dağıtarak takımın ileride kalmasını sağlayan bir oyuncu profilindeydi. Özellikle sen de daha önce çok kez dile getirdin. Samatta'nın sakat olduğu dönemde Sisse'nin bunları yapamamasından kaynaklı da bizim oyunumuz ileriye gitmek yerine geriye gitmişti. Buradan devam ederek neler söyleyeceksin Kasımpaşa maçıyla? Şimdi Samatta maça solda başladı aslında. Orada çok etkili olamadı. Daha sonra Sisse'nin arkasına geçti. Evet, orada daha etkili oldu. Biz aslında Beşiktaş sakatlanmadan önce Sisse'nin Samatta dendiği dönemde bunu söylüyorduk. Yani hepimiz hemfikirdik burada. Yani Samatta kesinlikle oynaması lazım diyordum ama ben bu kadar da büyük fark yaratacağını düşünmüyordum. Yani tabii bunda sırf Samatta değil, Sisse'nin de çok kötü olmasının da etkisi var. Belki bir başka bir programda da şunu değerlendiririz. Yani bu ilk yarı bitiyor. Bir sonraki programda işte 18 tane transfer geldi. Gençlere çıkan 16 oyuncu. Hani kimden beklentileri aldı, kimden alamadık diye düşündüğümüzde bence en kötüsü maalesef Cissé. Yani dün topu alıyor mesela, pas veriyor. Arkasına kalıyor bizim oyuncuların, kontraya yürüyoruz. Zaten onun olduğu dönemde biz 4 mağlubiyet aldık maalesef. Ve kısmen Tiam kendine geldiği için biz bu süreçten bence çıktık. Evet. Tiam Antep maçının ikinci yarısı girdi. Orada da fark yarattı. O maçı kaybetsek bile Başakşehir maçında fena değildi. Zaten Kasımpaşa maçında 2 gol attı. Yani ben hani Cissé açısı görmek istemiyorum sahada. Bunu bir yana ayırıyorum. Bu sebepten de Samatta gerçek yerinde oynamadı. Yani o yüzden de Cissé'ye geldim. Samatta forvet oynaması gerekiyor. Hani 10 numaraya çok oynamış bir oyuncu değil. Sağlam bir Samatta'ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Zaten aslında sene başındaki en büyük yatırım yaptığımız oyuncu da Samatta'ydı. Bunun dışında bir şundan bahsedeyim. Gustavo dedim mesela, ikinci gol, üçüncü golün de başlangıcı Gustavo Erzurum'da. Bir de yine ekleme yapacağım senin söylediklerine. Çok net bir belirti bence bu ve geçen sene de bunun sıkıntısını yaşamıştık. Gustavo'yu atmayan hakeme maç vermiyorlar haftalardır. Fenerbahçe Başakşehir maçında. Ama Tugaykan Numanoğlu muydu? Bizim Beşiktaş maçında Josef'e atmayan hakeme hiçbir şey olmadı. Şimdi bu maçta da Aytaç atılmadı. Yine dünkü hakeme Ümit Öztürk hiçbir şey olmayacak. Yine hakemlere şu sinyal veriliyor. Bakın Fenerbahçelilerine hata yaparsanız bu arada yakarım sizi. Hani kırmızı kartı geçiyorum, doğrudur yanlıştır ama yani tartışıldığı için diyorum, yakarım sizi manyeli veriliyor. İşte bunlar birikiyor. Geçen sene de ilk yarı biliyorsunuz 8 tane maç kazandık. Maç kazandığımız hakemlerin hiçbiri görev alamadı. İlk maçımızda 3 penaltı veren ki 3'ü de doğruydu. Doğru, Arda kardeşler gitti Kayseri'de 3 penaltımızı vermedi. O maçın da varı Numanoğlu'ydu. Böyle birikti. Sonra ikinci yarı bir başladı. Bizi 3 haftada parçaladılar. Yine aynı şeyler dönüyor. Yani biz burada bunları seslendiriyoruz. Bir taraftan federasyon, bir taraftan MHK, bir taraftan yayıncı kuruluş. Ona zaten gireceğiz. Onun dışında Kasımpaşa maçıyla alakalı çok bir şey eklemeyeceğim. Bence de sonucu almamız gerekiyordu zaten. Şöyle bir sıkıntı var. Zeminimiz bozulmaya başladı yine. Tabii çok sık maç oynadık. Maalesef. Ve de Ocak sonuna kadar da ligin altında olan takımlarla 3 tane maçımız var arka arkaya Kadıköy'de. Aslında onların lehine olan bir zemin olacak. Biz de bu kış aylarında bu zemin sorunu bir türlü çözülemiyor. Özellikle şimdi pazartesi günü de kar yağışı olacağı söyleniyor. Pazar, evet. Yani daha pazartesi kar yağışı, maçta pazartesi akşamı oynanacak. Dolayısıyla zemin iyice olumsuz etkilenebilir. Yani düşünsene yağmur olan dönemlerde zemini hani nemlenmesi gerekirken kupkuru bir dönem geçirdik. Şimdi bir anda horul yağmurlar, evet, karlar, o zemini de yani tabii ben çok teknik işini bilmiyorum ama o zemini de sağlam tutmak çok zor diye düşünüyorum ya. Yani bu da dezavantajı olacak. Yani sonuçta Kasımpaşa, bir de şunu da anlatayım. Ben de geçen Uğur Melike söyleyince araştırdım. Yani belki birçoğumuzun haberi yoktur. Seneye 2 tane kupa olmayacak Avrupa'da. 3 tane kupa var. Değiştirmişler sistemi. Kupa 3 Konferans Ligi, Kupa 2 yapmışlar. Yani Avrupa Ligi, bir de Şampiyonel Ligi var. Şimdi çok detayına girmeyeceğim ama Türkiye'deki mantık şu. İlk 2 Şampiyonel Ligi'ne gidiyor. 3-4 Kupa 3'e gidiyor. Sadece kupayı kazanan takım Avrupa Ligi'ne gidiyor. Böyle değişik de bir sistem var. O yüzden de takımlar sanki daha bir eskisi kadar da yani yedeklerde falan çıkıyorlar da. Kupa daha kıymetli hale geldi. Kupa daha kıymetli, bir de tabii şey var. 3 maçta artık şampiyon olabileceksin. Evet. Eskisi gibi 6 tane grup maçı yapıyorsun. Yani Aziz Başkan'ın daha önceden haklı olarak karşı çıktığı bir statü vardı kupada. Evet. Yani kupanı kaldırmak dışında başka hiçbir motivasyonu olmayan, ne maddi olarak ne manevi olarak. Şimdi tam öyle değil. Yani maç trafiği de o kadar yoğun değil. Dolayısıyla kupayı kazanmak için oynatacağın oyuncuların maliyeti kupayı kazanmaktan daha pahalı hale gelmiyor. Zaten eskisi kadar da maç başı konusu da biraz daha daha rayına oturdu. Şeyde baktım maçlar ne zaman dedim. Şimdi çeyrek final maçı Galatasaray maçından sonraki hafta. Yani 3 gün sonra fikstürde. Evet, en azından önce değil. Tabii gerçi Galatasaray da turu geçtiği için yani iki taraf için de eşit. Yarı finaliste Beşiktaş maçından önce mesela biz ya da Beşiktaş elenir elenmez orasını bilemiyoruz nasıl olacak. Böyle bir fikstür yani. Fikstür aslında tabii bu biraz emrivaki oldu. Federasyon gelip de biz bu kadar takımlara zorlamayalım demediler. Başka şanslar yoktu zaten. Yok, zaten fikstürde yer yok. Ama işin sonunda yani 3 maç kazanan şampiyon olacak, kupayı alacak. O sebepten de turu geçmek önemliydi. Yani benim diyeceklerim Kasımpaşa maçıyla alakalı bunlar. Can, şimdi maçla ilgili yorumlarını alacağız ama özellikle hem Volkan'ın hem de Mert'in değindiği üzere Aytaç'ın saha içinde maçın 1. dakikasından itibaren tamamen oyuncularımızı tahrik etmeye yönelik bir takım davranışları oldu. Ben bunu şuna yoruyorum ki bence doğru da bir strateji. Adı geçen kulüple yapmış olduğu anlaşmanın sonucunda artık oraya hizmetini vermeye başlamış. Bence oranın başındaki teknik direktörün profiline de çok uygun. Ondaki potansiyeli zirveye çıkartabilecek bir teknik direktör. Dolayısıyla Aytaç'la başlayıp ondan sonra maç yorumlarını alırsak sevinirim. Zaten geçmişte de attığı bir tweet var. Malum takımın hocasıyla ilgili onu öven, koruyan, kollayan. Galiba pandemiyle alakalı. Öyle mi? Evet, yani evet. Böyle bir şeyler de gördüm. Hocam ama falan diyor, sen bundan da çıkacaksın demiş. Evet, yani bu yakışmayan hareketler ya artık. Yani çok net olarak bütün maçı gerdin. Herkesle kavga dövüş etmeye çalıştın. Üstüne Mert Hakan'ın kafasına tekme attın. Hala hiçbir kart görmemen. Artık yani tamam, o profile uygun değil mi? Yani doğru kulüp doğru hocanın eline gidiyor. Tabii tabii, işte Haciler, Filipeskular, Ariflerden sonra, Hasan Şaşlardan, Sabrilerden sonra bunlar geliyor işte. Yani bu zaten 90'lardan itibaren bu camia Felipe böyle devam ediyor. Tabii Melolar. İşte aklımıza saysak daha burada neler çıkar da şimdi onu şey yapmayalım. Burada kitap olur o. Burada araya giriyorum. Aklıma bir şey daha geldi. Geçen sene Sorot'un cezası bir maça indirilmişti. Hatırlıyor musunuz? Tahrik var diye. Bakalım Mert Hakan işte o yüzden dedim yani. Ne yapacaklar? Artı Mert Hakan dediğim gibi hareketi ki, kırmızı kart ama öyle çok sert bir müdahale. Yani tamamen reaksiyonla yapmış olduğu bir şey. Evet, yapmaması yani lazım yani. Ama tabii oranın sıcaklığı, o şey, kafana tekme yiyorsun. Kolay değil yani onu da o peki arada bir şey soracağım. Hiçbir şey cevap vermeden. Şu Başakşehir maçında olan olayın biz kullanamaz mıyız bu pozisyonda? Rafael'i mi? Yok, onu kullanamıyor. Orada çünkü hiç dokunmadı orada. O yüzden iptal ettiler. Ya tarihten evet, işte düşürebilirler. Yani işte onu diyorum hani. Başkasının olsa düşürürler de bize düşürürler. Yani savunmanda onu kullanabilir misin? Sonuçta kafana tekme yemişsin, tepki bence gösteriyorsun. Bence Fenerbahçe başvuruda bulunacak zaten. Bilmiyorum yani. Eğer sen Sorlot çok da hafifti, Sorlot'u hafifletiyorsan hatırlıyor musunuz böyle Instagram'dan göğe İngilizce bilmeyen Brezilyalı mesajlar attı bir anda falan böyle destan yazdı paragraf. Markan'ın tokadına 1 verdiler mesela. Hikayeler falan döndü. Tokat attı 1. Evet. Evet. Olabilir. Yani Sivas'ta oynarsa iyi olur. Evet. Bir de bak bu arada mesela sen maç bitirdiniz ama bir gol yesek uzatmada 3 dakika, 30 dakika uzatma. Tabii. Elenirdik. 10 kişiyiz yani. Bir de 10 kişiyiz. Elenirdik yani. Hani çok zor olurdu yani. Aytaç'ı atmaması sırf yani tamam. Abi hava şartları da ağır. Yoruldu. Fenerbahçe için zarar tabii zaten. Bir de böyle bir tarafı var. Yani. Yani ya kupa maçları genelde böyle bir hani futbolculara zul gelen maçlar oluyor genelde. Böyle lig arasında konsantrasyonu zor olan maçlar oluyor. İşte rakipleri de gördük. Bizden önce oynadılar onlar da. Onlar da çok yani kolay galip gelmediler. Çok zor oldu onlara. Tabii gibi. Büyük takımların rakipleri için de bir motivasyon oluyor yani kupayı evet, almak. Yani kolay olmuyor bu maçlar. Burada hani oyundan öte artık skora bakmak gerekiyor. İyi oynadık mı? Hayır, oynamadık ama skoru almak önemliydi. Çeyrek finale çıktık. Ozan'ın oyununu girdikten sonra beğendim bu arada. O çalım neydi ya? Çalımı çok güzeldi iki kişi arasından. İlk oyuna girdiğinde de güzel bir vücut evet, çalımı atıp aynen, topu sol kanada verdi yani şeydi, keyifliydi. Yani Ozan bayağı değiştiriyor Fenerbahçe'nin çehresini. Kasımpaşa bayağı değiştiriyor. Kasımpaşa maçında Ferdi'ye verdiği pas da çok, evet, çok iyi zaten. Harikaydı. Aynen, çehreyi bayağı değiştiriyor Ozan. Samatta'yı geri kazanma anlamında bir adım olsun bu. Hocanın hani bir sakatlığı var mı bilmiyorum Samatta'nın ama keşke çıkarmasaydı sakatlığı yoksa. Hani orada çıkacak oyuncu sakatlığı yoksa diyorum, tekrar ediyorum Samatta'nın. Cissé'ydi bence de. Yani Cissé gerçekten iyi oynamıyor. Çok tahammül ediyoruz ona ama maalesef de verim alamıyoruz. Onun dışında zaten rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Baktığınız zaman işte Pelkas yoktu, Tiam sonradan girdi, Ozan yoktu, işte Valencia, kaleci Valencia. Yani buna rağmen Kasımpaşa'da kötü bir takım değil yani. Yusuf Erdoğanlar, işte oyuncuları, yeni transferlerin ikisinde oynattılar. Yani kötü oyuncular değil ama... Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Bu arada şu süreçte de iki oyuncunun hakkını vereyim. Bir tanesi Gustavo, zaten hep bahsediyoruz. Bir de Nazım. Yani hem Gökhan'ın hem Tolga'nın, Sosa'nın eksikliğinden dolayı bu adamlar sürekli oynuyor bu süreçte. Evet. Yani evet, ara vermeden oynuyorlar. Hani bir nazar değmesin diyeyim ve ikisi de iyi oynuyor. Yani mesela ben açık konuşayım, Nazım ilk geldiğinde ya bu kadar değer miydi falan diyordum. Benim beklentimin en üstünde olan oyunculardan bu transfer döneminde. Kesinlikle ben. Çok faydalı. Yani arada bir gereksiz faulleri var belki ama yani hücum katkısı, temiz pasları çok oturaklı oynuyor. Abi topalı hızlanıyor. Yaratıcılığını geliştirmek zorunda biraz daha ama mücadelesi mükemmel evet. ya. Yani üstüne koyarak evet. devam ediyor mücadelede. Erzurum maçında topu kapan o evet. ve ceza sahasına giren de o. İşte sen sordun ya biraz önce. İşte onu topa vurmasına çıkarsa var ya çok daha farklı olacak. Ya ilk başlarda böyle daha tedirgin evet. veya amatörce fauller yapıyordu. Faul yapmaması gereken oluyor. Yerlerde. Evet şu anda çok daha kontrollü. Sert oynuyor Sert. Ben seviyorum. Dünkü maçlar mesela çok sertti biliyor musun? Yani bir tane de çok güzel, çok temiz bir top kazandı. Gene faul verdi. Faul verdiler. Evet, yani evet. Ama yine de işte şeyde korkutuyor beni. Biraz rotasyona girmeleri lazım. Evet. Hani çünkü bitmeyecek bizim. Yani en azından bizim bu tür maçlarda dinlendirebiliyor olmamız lazım. Sana şöyle diyeyim, Galatasaray maçından sonra Kupa maçı da var. Karagümrük maçına kadar böyle gidiyor. Bir tane hafta içi boşumuz yok. Evet. Yani Karagümrük de 24. hafta. Yani daha 3 hafta daha böyle oynayacağız. Hani nereye kadar oynayabilirler? 31 dinlendirebilmek gerekiyor. Galiba beraber orada Kupa mı var bu arada? Ben baktım hiç ara yoktu. Lig arası var galiba. Bir hafta. Yok ara yok. Yok mu hiç? Bakarız şimdi. Bakayım. İstiyorsanız Can devam etsin bu arada. Ben de bakayım. Ya bir parantezde Sinan'ı açayım. Hiç kimse Sinan'dan sene başı bu performansı beklemiyordu. Son 3-4 haftadır gayet hani doyurucu, gollerde katkı veren, oyunun her an içinde olan bir oyuncu. Yani ona da ben hani çok pozitifim Sinan'a. Kimse bunu beklemezken çok önemli katkıda bulundu. Bu eksikliklere rağmen sene başı onu kimse yazmazdı yani 11'e işte ne bileyim Pelkas kanat deniyordu, işte Perotti geldi, Enner Valencia. Sinan biraz daha geride duruyordu ama şu an bence yani ayağı sağlam olduğu zaman, sakatlığı olmadığı zaman şu an 11'in değişilmez oyuncusu gibi görüyorum şu kadroda en azından. Yani ona da hani hakkını vermiş olayım. Ben yine araya girdim kusura bakma. Bence değişilmez gibi değil de mesela biz konuşmuştuk aslında. Antalyaspor bir hazırlık maçı oynamıştık. Sinan çok iyi toplar falan götürmüştü. Ben de takımın parçası olacağını düşünüyordum Sinan'ın. Yani olumluydum. Ama mesela şunu da konuşmak lazım belki. 5 hafta önce konuştuğumuzda birçok oyuncuyu mesela Sangare oynamıyordu Nazım. Sinan yok gibiydi. Tiam evet. beklentiyi karşılayamıyor diyorduk. Bu yoklukta Pelkas, bize ilaç oldular. Pelkas her maç 60'ın dakikada çıkıyordu. Hani nasıldı tamam fena değil diyorduk ama kanatta oynuyordu. Şimdi baktığımda son 5 haftada aslında bizi bu oyuncular yukarı çıkardı. Evet. Yani biz bu sen bahsettin ya 2020 senesinde 4 maç kazandık arka arkaya falan. Yani baktığında Sinan, Pelkas, Tiam, Nazım çok önemli. Artık Ozan bence. O yüzden Pelkas'ın 10 numara oynaması. Doğru yerler. Doğru. Hepsi birden yukarıya çıkınca birbirlerinin de seviyesini yukarıya çektiler. Bir iniş çıkış olacağını konuşuyorduk ama hani şimdi abi Pelkas hani gelmeden de konuştuk ya tam bir winner diye yani hep kazanmak istiyor adam hırsıyla vesaire. Ama biz onu Kanada gömdüğümüzdeki verimliliğiyle şu anda 10 numarada oynatıkken aldığımız verim bambaşka şeyler. Çünkü her pozisyon içinde. Tiam da öyle oldu. Alverler vesaire. Ya, takıma da tabii şey var işte deneniyor kimler. Ben tabii hep şunu derim ben sene başında. Bir kafamızda plan vardır. Sene başı planlarda bahsettin ya sen Ozan yoktu kadroda. Evet. Hani ben diyordum ki Ozan'ın bu kadar da hani gitmesin Beşiktaşlı evet. muhabbeti vardı. Yapmayın etmeyin falan. Hani ben bile çekinerek söylüyordum. Çünkü Hatay maçında kötü oynamıştı. Şu anda çok önemli bir yer. Bunu biraz da görmek lazım diyordum. İşte kafamızda şu vardı. Gustavo, Mert Hakan, Sosa tamam çok iyi. Tabii. Ama öyle olmadı. Şimdi sistem Gustavo, Ozan, Pelkas'a döndü. Evet. Yani bir şeyler biz düşünüyoruz. Mesela Tiam olmadı diyorduk Tiam 5. hafta. Şimdi oldu diyoruz. Şimdi geldiğimiz yerde Tiam bence ilk alternatif. Yani ilk 11 için demiyorum. Yani Samatta'yla Perotti olsaydı, Perotti gitti gerçi. Evet. Ceza alanı içinde daha etkili Tiam. Yani bunu görüyoruz zaten. Forvetimiz bizim Samatta, Cissé ve Adem'iydi değil mi? Evet. Şu anda Samatta'dan sonra Tiam diyoruz. Kesin. Evet. Kesinlikle. Sol kanatta da bir alternatif evet. bizim için. Ki belki şu anda Perotti sakatlandı. Senin Joker gibi bir oyuncun evet, oluyor. Önemli bir oyuncun. Ama şimdi bu oyunculara da böyle 20 hafta gitmez. Tabii. Hani sen Sinan'la Tiam oldu diyemeyiz. Tabii o değil yani. Zaten olacak zaten ya. Bir de transfer dönemi var şimdi. Hani belki bir iki oyuncu gelecek, bir şey olacak. Orada gelmesi bambaşka lazım. Şeyler konuşuyoruz. Yani biz burada çok transfer falan konuşmuyoruz ama gelmesi lazım. Hani bu oyuncular çünkü şu beni sevindirdi. İşte Nazım'dır, Sinan'dır, Tiam'dır. Evet bu kadronun içinde olacak oyuncular. Yani değil bunlar Fenerbahçe'nin topçusu değil diyeceğimiz oyuncular değil. Geldiler katkı sağladılar ama belli oyunculardan da katkı alamadıklarımız da var. Cissé, Sosa, Adem'i. Maalesef Perotti yani oynadığı dönemde katkısını verdi ama onu, haftalardır sakatlık. Zaten açıklama da yapıldı. Sezonu kapatmış anlaşılan. Yani bir iki transferde gerekiyor. Şöyle yapalım çok kısa Ankara Gücü maçıyla ilgili değerlendirmelerinizi de alalım ve programımızın son bölümünde Ankara yayıncı kuruluşu. Ankara Gücü Sivas mı yapalım? Ankara Gücü Gerçi evet, Sivas maçında evet, şey yapamayacağız. Arada programımız olmayacak. O zaman her iki maçla ilgili değerlendirme alalım birkaç cümleyle. Programın sonunda da yayıncı kuruluşa ayıralım gündemimizi. Olur. Volkan, senle başlayalım. Kısa kısa gidelim. Ankara Gücü son dönemde bir çıkışta. Özellikle hücum hattı çok hareketli. Daha üretkenler. Daha hızlı. Maç kazanamıyorlar. Kazandıkları da var. Mesela geçen hafta kaybettikleri Başakşehir maçı diye yanlış hatırlamıyorum. Daha iyi oynadılar. Sana şöyle söyleyeyim. Maçı %100 çevirmeleri lazımdı. Hatta bence bir tane de yine orada da çok ciddi tartışmalı bir pozisyon var. Artık her hafta tartışmalı pozisyon konuşuyoruz zaten. Yine ben Fenerbahçe'den böyle çok saldır Kanarya maçı beklemiyorum. Çünkü hava şartları da ağır olacak. Zemin de ağır olacak. Meteorolojinin bize verdiği bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Yine inşallah doğru futbol oynarız. Böyle topa sahip olmalar vesaire falan hiç umurumda değil. Oradan da 3 puanla ayrılmayı hedeflemek zorundayız. Kendi sahamızda oynayacağız. Son 4 maçtır kazanıyoruz. Kasımpaşa maçı eklemiyorum, o kupa maçıydı. Umarım bunu 5.'si yaparız. Kazanmak zorunda olduğumuz maç. Ki rakiplerimiz de birbiriyle oynuyor. 5 maç üst üste kazanmış olacağız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Deplasmanda en iyi veri bu arada Paralel'den sonra Aykut Kocaman değilmiş bu arada. Paralel'den sonra Erol Hoca. Bu arada Aykut dediğim şuydu ama mesela ikinci yarıda başladı. İkinci yarıda 17'de yani 17'de 16 yaptım sene. Bursa beraberliği vardı. Baktığında en iyi istatistik Erol Hoca'da. Onu da tebrik edelim bu arada. 7.9 %77 galibiyet oranı çok ciddi bir oran yakaladı. Her neyse bence burada düşünmemiz gereken tabii ki her maç önemli. Maç bakıyoruz ama Sivas maçı daha önemli. Yine Erzurum benzeri şartlarda oynayacağız. Hatta biraz daha ağır oynuyoruz. Evet. Bir de 19'da oynuyoruz. 2 hafta sonra gitmiş oluyoruz. Orada da saha şartları ama çok onların galiba zemin ısınma falan var. O kadar sıkıntılı değil zemin. Evet ama yine rakımdı, bilmem neydi vesaire. Bir de Sivas tabii kendi sahasında iyi top oynuyor son dönemde. O yüzden bu iki maçtan 6 puanla çıkarsak çok büyük. Çok ciddi ivme kazanırız. Çünkü dediğim gibi bu hafta rakipler birbiriyle oynuyor. Umarım doğru kadrolarla, sakatlık olmadan, tabii yine Covid olmadan en iyi şekilde bu maçları bitirip zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmayı umuyorum. Umarım da öyle olur. Mert, seni de çok kısa alalım. Çünkü son 5 dakikamız. Çok iyi toparladı Volkan. Yani çok bence de yani sonuç, şu iki maçta bize sonuç lazım. Futboldan çok, çünkü ikisi de zor zeminlerde oynanacak karşılaşmaları olacak. Dedin sen de, biz ikinci defa 5. galibiyete gidiyoruz. Geçen sefer Pelkas'ın golünü saymamışlardı Konya'da. Evet. İnşallah bu sefer bunu da başarırız. Bir de Beşiktaş zaten 5 maç kazanmıştı. Onlar da Hatay'a beraber kalıp serisi bitti. Hani inşallah onu yakalarız. Hani onu yakalayabilirsek sonunda Sivas maçında yani 6'da 6 yapabilirsek gerçekten bu iki maç bence çok önemli. Çünkü son 2 maç var Kadıköy'de, Kayseri ve Rize'de. Bir anda öne fırlayabiliriz. Çok kritik. Yani ben de tamamen sonuca bakıyorum. Umarım gerekli sonuçları alırız. Az gol yiyoruz, inşallah öyle devam eder. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Çok kısa söyleyeyim. Ankaragücü'nün kanat oyuncuları tehlikeli. Ona dikkat etmek gerekiyor. Duran toplarda biraz zafiyetimiz görüyorum. Bizim aleyhimizde olan duran toplarda. Oraya dikkat etmek gerekiyor bence. Bir de hangi kadroyla çıkacağımız, işte solda Novak yetişecek mi? Yetişmezse Sadık mı oynayacak? Ortada Tisserand, Serdar mı olacak? Evet. Önde acaba solda Tiam mı olacak? İleride Samatta mı olacak? Hazır olacak mı bunlar? İşte Sinan oynayacak mı? Gibi sorular var. Eğer tam kadro olursak ben kazanabileceğimizi düşünüyorum. Sivas'ta hava şartları evet ama ya Fenerbahçe kadrosu tam olduğu sürece her maça favori çıkar bence. Bu ligde en güçlü kadro Fenerbahçe'de diye düşünüyorum açıkçası. Peki Ozan, gelelim gündemimizin son maddesine, yayıncı kuruluşa. Biz burada defalarca bu konudan bahsettik. Yayıncı kuruluşun Fenerbahçe'ye karşı uyguladığı yanlı yayın politikasını. Daha önce bir terbiyesizlik yaptılar. Karagümrük maçında golü yediğimizde Ersun Yanal tezahüratı girdiler. Dediler ki yanlışlık olmuş. Onun dışında bizim maçlarda aleyhimize olan pozisyonlar eğer hakemin veya VAR'ın dikkatinden kaçtıysa bir 38-40 kere falan tekrarını gösterip bir şekilde manipüle etmeye çalıştılar. Özellikle demin Mert değindi, Konya maçında Pelkas'ın attığı golde kasten Pelkas'ın eline değmediğinin, Valencia'nın eline değmediği açıdan olan görüntüyü değil de ters açıdan olan görüntüyü sürekli VAR odasına gönderdiler. Ve son olarak da bizle hiç alakası olmayan bir maçta, hatta maçı oynayan takımlarla da alakası olmayan bir maçta Bursaspor tribününün Fenerbahçe'ye yapmış olduğu küfürlü bir tezahüratı Karagümrük maçında yayınlayıp Konya. Ondan sonra da sanki yanlışlıkla olmuş gibi hemen müdahale etmişler. Dalga geçer gibi bizim yaptığımız açıklamaya 5 dakika içerisinde cevap vermişler. Yani hani kurumsal saati, yani saatine ben takılmıyorum. Artık yani onu yapanın artık abi denk yani neyse ya. Yani ya işte tamam denk gelemez de. Hani 5 dakika içerisinde dünyanın hiçbir kurumsal yapısında öyle bir metin kaleme alınıp yayına konulamaz. Yani hazır bile olsa 5 dakikada konulamaz. Geçtim orasında. Aynen yani. İşte onu diyorum, kurumsal bir yapının içerisinde. Hazırlar belki. İlk defa kulüp olarak önce oyuncularımızın maç önü ve maç sonu röportajlarında tepkimizi dile getirdik. Sonrasında da başkanımız ışığı yaktı. Taraftarımıza dedi ki şimdilik siz bir aksiyon almayın iptal kampanyasıyla ilgili ama bu konuyu sosyal medyada ve diğer platformlarda üzerine gitmeye devam edin. Eğer hadlerini bilip hizaya gelmezlerse tarihte görülmemiş bir iptal kampanyasında ışığını yakacağız. Bizden haber bekleyin dedi. Dolayısıyla sizin bunlarla ilgili söyleyecekleriniz neler? Bunların hiçbir tesadüf değil artık. Bunu çok net şekilde biliyoruz. Demin çok güzel bir konuya değindin Taner. Dedin ki bizim kulübümüzün yaptığı resmi açıklamanın 5 dakika üzerine ya da 5 dakika bile geçmeden ya da çok kısa bir süre geçmeden, uzun bir süre geçmeden hemen bir açıklama geldi değil mi? Abi her şey danışıklı dövüşüklü. Zaten bunu hazırlamışlar, anladın mı? Yani bu bir tesadüf ya da bu bir hata değil. Bu bir kurgu. Hangi maçta yapalım? Bence böyle yani. Hangi maçta yapalım? Ne şekilde yapalım? Bize tepki gelecek. Yazımız hazır olsun. Hemen göndeririz. Bak aynen bu şekilde işliyor. Kesinlikle. Artık bunun kimse bana spontane geliştiğini, yanlışlıkla yapıldığını falan anlatamaz. Zaten kimse de yemiyor artık bunu. Ve biz de terbiyemizi koruyarak bu zamana kadar sustuk. Ta ki olay olana kadar. Artık bizde de olay çığırından çıktı. Başkanımız gereken açıklamaları yaptı. Aynen. Yani o da doğru, artık gereken tepkiyi verdi. Ve ona rağmen bence çok üslubu yerinde konuştu. Dedi ki hala aksiyon almayalım, süreci izleyelim. Ondan sonra gerekirse daha eşi benzeri görülmemiş boykotu hayata geçireceğiz dedi. Ya bak gerçekten sabır taştı artık. Ve bu iş tribünlü mürübünlü falan filan olsa iş bambaşka yerlere gidecek. Kimseyi de galeyana getirmiyoruz. Kimse yanlış anlamasın ama insanlar artık ar damarına basıyorlar. Umurlarında olmadığı da ortada. İşte verilen cevaplar, verildiği saat, işte tavırları vesaire, tekrarlar, onlar bunlar. Ama ben futbolcularımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu yaşanan olaylardan sonra biz maçımızı oynadık. Ve yani biz diyorum ya, biz bile bu kadar geriliyoruz, işin dışındayız, taraftarız sonuçta biz. Sahadaki adama bu iş nasıl yansıyor siz düşünün. Ama maç öncesi açıklamaları, maç sonrası açıklamaları gayet ayarında, gayet yerine giden açıklamalar. Ve sahadaki galibiyet, o da çok önemliydi tabii Erzurum maçında. Artık bunu şimdi mesela Mert Hakan kendine sahip olamadı, yine bir paye verildi orada ama artık futbolcularımızın sadece sahaya odaklanması lazım. Ve sahada gereken aldıktan sonra da gereken cevapları aynen bu şekilde vermeleri lazım. Maç sonrası otobüsteki görüntüler de harikaydı bu arada, tezahüratlar vesaire. Yayıncı kuruluş bu tavrından vazgeçmeyecek belli. Dik duruyorlar bu konuda. Onlara da helal olsun bu arada. Bu kadar tepkiye aynen. Ama şunu unutmasınlar. Fenerbahçe taraftarı 3 Temmuz'da kimsenin ağzını alamayacağı tezahüratları ulu orta statlarda, sokaklarda milletin önünde hocam babam diye taptığı insana ne şekilde hitap ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Fenerbahçe ile kimse uğraşamaz. Semih Paşa dedi ya, yani bu terör örgütü Türkiye'de ilk dedi sarı lacivert duvara tosladı dedi. Aynen. Yani. Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz. Fenerbahçe ile de uğraşmasınlar. Fenerbahçe'nin ayarlarıyla oynamasınlar. Fenerbahçe ile oynayanların şu anda durumu ortada. Ya Silivri'deler, ya yurt dışında kaçaklar, ya da adları bile geçmiyor şu anda. Bir iki tane adam kaldı. Onların da sonu yakın zaten. O yüzden dediğim gibi Bein Sports mudur nedir? O yüzden herkes artık yerini bilsin. Fenerbahçe uğraşmayı da bıraksınlar. Evet Mert, son 2 dakikamız. Dolayısıyla yani, bir cümle senden bir cümle Can'dan isteyeceğim. Ben... Özellikle sana şeyi sormak istiyorum ama. Başkan oradaki bir çöreklenmiş çeteden, yapıdan bahsetti. Senin de BIP biliyorum aynen BIP çetesi üzerine çalışmaların olan. Var, makaram var üzerlerinde. Evet. Dolayısıyla zaten başkan vurunca ses de at kuyruklu ve avanesinden geldi. Sen bir anlat doğru, burayı. Doğru evet. Ya onların zaten durum belli. Aslında onlar TFF tarafında hani ona ait oldukları için, onların sözcüsü oldukları için çok da iyi anlaşamıyorlar yayıncı kuruluşla ama konu Fenerbahçe olunca hemen zıplıyorlar. Basketbol topu gibi sekiyorlar. Yani bence siz güzel özetlediniz. Ben bir şunu söyleyeceğim. Bence bu sadece o küfür falan değil. Arkasında başka şeyler de var. Yoksa Ali Koç çıkıp da başkanımız bu kadar sert konuşmaz da. Yani bunların yaptıkları sadece o işte hatadır değildir değil. Çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Biz sadece bu işte buzdağının görünen kısmını görüyoruz. İkincisi bu 1,5 senedir olan bir konu zaten. Yani her takım için 21 tane takım var. Zaten 90 dakika tezahürat değil. 5'er dakikalık bir tezahürat hazırlarsın. Bu döner. Yani 20x5 100 dakikalık bir şey ya. Bunu kontrol edemeyecek kadar çapsızsa beyin spor, yani çok da biz şöyleyiz böyleyiz, futbol niye korsan oluyor falan diye ağlamasınlar. Ya onu geç, gerçekten utanç verici. Canlı maçta tribünde taraftar küfür ettiği anda hemen müdahale edip sesi kısabiliyorsun. Banttan gelen ses kaydını mı engelleyemiyorsun? Bunu ya yani, bir de komple tezahürat yayınlanıyor. Kesersin yani. Değil mi hatayı anlayıp? Komple tezahürat yayınlamak nedir ya? Ya bunu bir kere bakarsan, her takım Fenerbahçe'nin 10 dakika 200 dakikalık bir şey ayarlarsın. Yani buradan herhangi birimizi koysalar, kardeşim otur 3 saat şunu dinle desen, 2 kişiye birer saat zaten konuyu çözersin. Ve bunu bir kere daha yapıyorlar. Bir kere daha Ersun Yanal konusunu yapmışlardı. Evet. Bu kadar mı zor? Nereden çıktı bu? Yani Karagümrük'ün bu 7. maçı evinde oynadı, 8. maçı neyse. Dediğin gibi sesle başka yerlerden de çıkıyor zaten. Hani konu Fenerbahçe düşmanlığı olduğunda hemen atlıyorlar. Yok çap ölçmeler falan. Yani bunlar bir de şunu da anlamıyorum arkadaşlar siz. Hani mesela biz burada konuşuyoruz. Bana Abdullah Avcı dese ki Mustafa Denizli ya da Dağım bir şey dese tamam derim ya. Adam konuşsun ya, adam başarılı, bu işi biliyor ya. Bunlar zaman eski medya patronları. Hani sizdeki bu hava nedir ya? Afra tafra nedir? Ben gerçekten bunları anlamıyorum. Bunlarda bir havalar var. Bunlar, o diyor ki o replika diyor başkan. Ya sen kimsin arkadaşım bunların, ya? Hakikaten çıldırıyorum. Ben de bunlara çıldırıyorum. Ya bak alıyorlar şey parayı. Affedersin ya siz kimsiniz arkadaşım ya? İçi boş tenekeden daha çok ses gelir. Ya bak. Anladın mı? Şey dolayısıyla o yüzden bu kadar çıkıyor sesleri. İçi boş tenekeden daha çok ses gelir. O kadar kötü bir hizmet veriyorlar ki. Bein Sports'tan bahsediyorum, yayıncı kuruluştan. O kadar kötü bir hizmet veriyorlar ki şu çizikleri, offside çizgisi var ya, yurt dışındaki milyon takipçili spor sosyal medya hesaplarının makara konusu oldu. Kendinizi açacağım, onu çizen şey TFF yine. Onlar çizmiyor. Öyle mi? Ha, TFF çiziyor. Her şey kötü oldu mu TFF, iyi oldu mu yayıncı konuşma. Çünkü o var odasından çiziliyormuş. Yani o bizi TFF'ye uyarmazmış arkadaş gelen görüntüyü. Yamuk çizmişsin ya, bilmiyorum, diye. Bilmiyorum. Ben doğrusunu söyleyeyim de o da yine yani neyse, Can'a da bir iki cümle kuracak vakit bırakalım. Aynen. Ya, o çok yorulmasın diye şey yaptım. Rejiden kızacaklar ondan sonra. Evet Can. Ya aslında çok söyleyecek bir şey bırakmadınız yani. Daha ters bir şey söylenebilir mi bilmiyorum ama. Ya tabii neresinden bakarsanız bakın rezillik. 19.05'te cevap vermesi büyük rezillik. Ersun Yanal tezahüratıyla başlamıştı bu. Küfüre kadar gitti. Ondan sonra küfüre kadar gitti. İşte bizim pozisyonları gösteriyor, rakibi göstermiyor vesaire vesaire. Yani bunların hepsinin sebebi aslında Fenerbahçe'nin galip geliyor olması şu anda. Ya bir düzene girmiş olması. Evet. O yüzden o düzene biz nasıl çomak sokarız, ne yaparız? Bunun derdi. Çok da konuşmak istemiyorum. Sadece son sözüm şu olsun. Ya bu konuyu kapatıyorum yani burada. Efsanemiz Lefter'in ölüm yıl dönümüydü. Onu iade edelim. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Birçok kişiyi Fenerbahçeli olmasını sağlamıştır. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla bizim izleme fırsatımız olmadı. Nurlar içinde yatsın. Bir de tribünlerimizin abisi Sefa Kalya, Sefa abi. Onun da ölüm yıl dönümüydü bu Allah hafta. Ona da nurlar içinde yatsın, mekan cennet olsun, Allah rahmet eylesin diyelim. Sana vereyim sözü. Zübeyde annemiz de o zaman. Evet, bir anne dünyayı değiştirdiğinin göstergesi. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın inşallah. O zaman programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçemize önümüzdeki hafta tüm branşlarda galibiyetlerle dolu bir hafta diliyoruz. İnşallah bir dahaki programımızda liderliği de almış olduğumuz keyif dolu bir yayın olsun diyerek programımızı kapatıyoruz. Herkese iyi seyirler.